İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kahraman Komutan Leonid Azgalyan anılacak. Hollandalı milletvekili Ruvet'ten Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ermenilere yönelik soykırım konusundaki açıklamasına kınama önerisi. Yunanistan Avrupa Birliği'ne Türkiye aleyhinde yaptırımlar talep edecek. Pompeo, ABD İran'a savaş istemiyor. Moody's Türkiye'nin notunu B1 negatife düşürdü. Dolma 2019 yarışma festivali Tiflis'te gerçekleşti. Dikran Agert, Batı Ermenistan'ın Koza Üretim Merkezi. Sevgili yurttaşlar ve soydaşlar, kahraman komutanımız Leonid Azgalyan'ın şehit düştüğü gün vesilesiyle Yerevan şehrinin Maştot ve Horanatsi caddelerinin kavşağındaki anıtı önünde 21 Haziran günü saat 11.30'da bir anma töreni gerçekleştirilecek. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki mevcut durum hakkında Hollanda Parlamentosu'nun alt kamerasında tartışmalar. No 263, tasarıyı sunan üye gruplarından öneriler. 6 Haziran 2019 tarihinde teklif edildi. Alt kamera tartışmaları dinledikten sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Ermeni silahlı grupları Müslümanları öldürdü diyerek makul ve zorunlu bir önlem olarak nitelendirdi. Bu, Türkiye'nin hala kendi tarihini kabul etmeyi reddettiğinin bir kanıtıdır. Hollanda Parlamentosu'nun alt kamerası 24 Nisan'ın Ermenilere karşı uygulanan soykırımın anma günü olduğunu dikkate alarak, Milletvekili Rovet'in önerisiyle Ermenilere karşı uygulanan soykırımı 16 Şubat 2019'da oy birliğiyle kabul etti. Hükümete, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Türkiye ile diyaloglarda sürekli olarak gündemde bulundurması talimatını verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili antipatisini dile getiren alt kamera, hükümetten bu kararların vurgulanmasını ve Türk hükümetine rapor olarak sunmasını da istedi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Batı Ermenistan hükümeti, Hollanda Parlamentosu'nun sadece Jön Türkler tarafından işlenen soykırımı kabul etmekle kalmayan, aynı zamanda bu suçun amaçlarını haklı çıkaran Erdoğan'ın iddiasını kınayan karar tasarısını dikkate almaktadır. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çağırdı. Tsipras gerçekleştirdiği basın toplantısında Avrupa Birliği zirvesinden önce Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir anlaşmaya vardık. Türkiye'nin Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinde sondaj yaptığı belirlenirse Türkiye'ye yaptırımlar dahil olmak üzere uygun önlemler alınmalıdır. Yunanistan ve Kıbrıs'ın hakları ihlal edilirse bu cevapsız kalmayacak, dedi. Daha önce Türk Fatih 1 sondaj gemisi Kıbrıs'ın batı kesiminde sondaj faaliyetlerine başlamıştı. Türk tarafının özel ekonomik bölge alanının sadece Yunanistan'a ait olmadığı, Türkiye ve sözde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu su alanında doğal kaynaklara eşit erişime sahip olduğu görüşünde olduğunu hatırlatalım. News.im ajansının belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü Fox News Sunday ajansıyla yaptığı röportajda Başkan Donald Trump'ın savaştan kaçınmak için her şeyi yaptığını belirtti. Biz savaş istemiyoruz diyen Pompeo, aynı zamanda navigasyon için hayati öneme sahip alanlarda serbest dolaşımı Washington'un garanti edeceğini ifade ederek bunu başarmak için diplomatik ve diğer gerekli eylemlere başvuracağız, dedi. Armen Press Ajansı tarafından bildirildiğine göre Moody's Yatırımcı Hizmetleri Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye'nin ihracatının uzun vadeli derecelendirmesini BA3'ten negatif B1'e kadar bir derece düşürdü. Moody's, Türkiye'nin kurumsal istikrarındaki ve siyasi etkinlikteki olumsuz değişikliklerin yatırımcıların güvenleri üzerinde baskı oluşturduğuna inanıyor. Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yıl son 10 yılın en düşük seviyesi olan %2.6 oranında büyümüştü ve kişi başına gayri safi milli hasılada da aynı şekilde düşüş yaşandı. RIA Novosti Ajansı ise son 15 yıl içerisinde geçmiş yıldaki enflasyonun rekor kırdığını ve işsizliğin arttığını ekledi. Gürcistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin basın departmanından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'daki Şuşanik adlı Ermeni Kadın Derneği girişimiyle ve Gürcistan'daki Ermeni Apostolu Kilisesi Piskoposluğu himayesinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Surpgevor Kilisesi'nin avlusunda Büyükelçinin başkanlığındaki tüm Ermeni elçilik personelinin katılımıyla 16 Haziran tarihinde Dolma 2019 festival yarışması düzenlendi.
Gürcistan'da diğer ulusal değerlerle birlikte Ermeni mutfağının kendi çeşitliliğiyle tanıtılması iyi bir gelenek haline geldi. Mutfak, asırlık Ermeni kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Dolma 2019 festivaline ayrıca şarkılar ve dans gösterileri de eşlik ediyordu. 8 yıl önce hayata geçirilen İpek İplik Üretim Tesisi projesi sayesinde Batı Ermenistan'ın Dikranager şehri Yaş Koza Üretim Merkezi oldu. Henüz Osmanlı döneminde Dikranager'in Kulp ilçesinde koza üretimi faaliyet gösteriyordu. 8 yıl önce burada üretim tekrar canlandı. İpek böceğinden elde edilen yaş kozalar İpek İplik Üretim Tesisinde ipek iplik haline getiriliyor. Daha sonra o iplikler halılara veya dokumaya dönüştürülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sımpat Halatyan ve Lusine Mirzakhanyan tarafından seslendirilen tanınmış Aşur Sayatnova'nın İnç Konim Hekimin adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.